siliyorsun. Dikkat et, şunları da sildin. Onun üstünden geçtik. Aynen bunun gibi. Teyze, çok güzel. Teyze. Aldı. Aferin, çok güzel. Hadi buraya geçelim. Ya sa ya şim sı as 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 ı as ı bravo is 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 zeki seki teze bakıyoruz bak nasıl söylüyoruz boynum vardı az kaldı hadi okuyalım zeki sekiz ya ı ya geçtik. Çizgileri taşırmadan yapıyoruz. Olmadı. Benzemedi değil mi? Hadi sil. Tamam, gel. Rabiş mi? Evet, babiş de. İlker çok konuşamayan bir çocuktu. Yani yaşını doldurmasına rağmen konuşamıyordu. Bu yüzden de çok sinirliydi. Artık elleriyle bir şeyler anlatmaya çalışıyordu bize. Anlamayınca da bize sinirleniyordu. Bu sefer de artık etrafta bulduğu her şeyi bize fırlatan bir çocuktu. Buraya başladığımızda çok geliştiğini gördük. Artık hani tek tek kelime söylemeye başladı. Devamında artık cümle kurdu. Normal okuluna da giderken de artık okuma yazmaya başladığını görünce çok mutlu olduk açıkçası. Çünkü hani konuşamadığı için bir iletişim kuramıyorduk İlker'le. İlk'ten artık yaşıtlarına 1 yaşına geldiğinde İlker konuşamadığını anladık. Hani çok uğraştık hani konuşsun diye. Ama konuşamadı. Bu sefer doktora gidelim dedik hani neyi var gibisine hasta mı diye. Ama hiçbir hastalığı olmadığını ve el hareketlerine alıştığı için tembellik yaptığını söyledi doktor bize. Onun üzerine yoğunlaştık biraz. Hani konuşsun diye. Hani işaretlerle anlattığı şeyi hani biz biraz üstüne gittik. Hani sen söyle anlayalım gibisinden. Ya doktorlar hani tembellik yaptığını söylediler bize. O yüzden hani üstüne gidin. Hani anlattığı şeyleri mesela su istediğin zaman mutfağa gösterdiğinde değil de size su istiyorum dediğini diretin ona söylesinler gibisinden bize söylediler. Biz de onu direttik biraz. Doktoru söyledi bize. Gelişim geriliği var. 1-2 yaş geriden geliyor İlker. Öyle o şekilde doktoru sayesinde öğrendik. Sonra burayı keşfettik. Buraya geldiğimizden 4 yaşında geldi İlker buraya. Bir sene falan olmadı artık tek tek cümle söylemeye şey yapma. Tek tek kelime söylemeye başladı işte. Anne, dede gibisinden. İlk kelimesi hatırlamıyorum ama anne olmuştur herhalde. Çok başka bir şeydi. Yani duymak güzeldi. Teyze kelimesini söylüyor mu şimdi? Teyzeyi söylüyor işte tek tek. Şimdi artık yukarıda kitabını okur. Evet. Evet, okuyor. Ailesini mutlu ediyor mu? Çok.
çok. Çünkü konuşamıyordu ve artık hani etrafın da baskısı oldu. Hani konuşamayacak. Hani kabullenip falan gibisinden. Çok baskı oluyordu. Artık mutluyuz da konuşuyor. Çok güzel bir duygu. Ben Nur Beyza Bekler, kurumumuzda fizyoterapistim. İlker Yasin bize geldiğinde 4 yaşındaydı. Hiçbir şekilde konuşma becerimiz yoktu. İstediklerini genellikle el hareketleri, el işaretleriyle belli ediyordu. Ve biz anlamadığımız zaman, ailesi anlamadığı zaman davranış problemleri gösterebiliyordu. İçine kapanıyordu. Akranları tarafından dışlanıyordu. Birlikte iletişime geçemiyorlardı. 7 yıldır kurumumuzda İlker Yasin ve şu anda çok güzel bir şekilde konuşabiliyor. Akranlarıyla iletişime çok güzel geçiyor. Buradaki hayvanlarla çok güzel arkadaşlık kurabiliyor. Burada açık alanda özellikle iletişim becerilerinde büyük bir yükselmemiz var. Ailesiyle artık çok iyi anlaşabiliyor, istediklerini ifade edebiliyor. Buradaki diğer çocuklarımızla birlikte etkileşime geçip çeşitli oyunları oynayabiliyorlar. Birlikte hayvanlarla oynuyorlar. Hangi terapileri uyguladınız? Burada özellikle bireysel eğitime yoğunluk verdik. Bireysel eğitimle birlikte hem konuşma becerilerimiz, kendimizi ifade etme becerimiz, temel becerilerimiz de bu şekilde yükseldi. At terapisiyle birlikte vücut farkındalığımız çok güzel bir şekilde arttı ve bu şekilde de devam ediyoruz.